Dünyadan sadece 138 ışık yılı uzaklıktaki, gizemli bir öte gezegen dönüşüm sürecinde olabilir. HD 207496b adlı bir dış gezegenin analizi, Dünya'nın kütlesinin ve yarıçapının sırasıyla 6,1 ve 2,25 katı olan Dünya'nın ya gazlı bir atmosfere, küresel bir okyanusa ya da her ikisinin bir karışımına sahip olduğunu ortaya koyuyor ve bir süper dünya olmak için küçülüyor. Bu gökbilimcilerin dış gezegen tespitlerindeki bir gizemi, Dünya'dan daha büyük kayalık gezegenlerin kütleleri ile Neptün'den daha küçük gazlı gezegenler arasındaki bir boşluğu çözmelerine yardımcı olabilir. Ancak atmosferini karakterize etmek için esrarengiz öte gezegene daha yakından bakılacak. Pek çok farklı öte gezegene, çeşitliliğe sahip bir galaksi. Gökbilimciler, bu videonun yayınlandığı sırada, Güneş sistemi dışında yaklaşık 5300 dünya keşfettiler ve onayladılar ve bunların neredeyse iki katı kadar çok sayıda doğrulanmamış aday vardı. Bu bilgilerle, bilim adamları gezegen sistemlerindeki eğilimleri anlamak için istatistiksel analizler yapabilirler. Ve öğrendiğimiz ilginç bir şey de, yörüngeleri yaklaşık 100 günden daha kısa olan, Dünya kütlesinin 1,5 ila 2 katı arasında, dış gezegenlerin bariz bir kıtlığı oldu. Bu küçük gezegen yarıçapı vadisi olarak bilinir. Altında genellikle Dünya, Venüs ve Mars gibi kayalık dünyalar buluruz, onlara süper dünyalar diyoruz. Onun üzerinde minyatür Neptünler gibi kalın atmosferli dünyalar buluyoruz ve onlara mini Neptünler diyoruz. Vadinin nedenleri tam olarak net değil, ancak giderek artan sayıda kanıt, ev sahibi yıldıza yakınlığın bununla bir ilgisi olduğunu öne sürmeye başlıyor. Belirli bir kritik eşiğin altında, bir öte gezegenin atmosferi üzerinde yerçekimsel bir tutuşu sürdürmek için yeterli kütleye sahip olmaması mümkündür. Bu süreçle ilgili ipuçları içeren birkaç dünya tespit ettik ve bilim adamları, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki La Silla Gözlemevi'ndeki 3,6 metrelik teleskopu üzerindeki yüksek hassasiyetli radyal hız gezegen arayıcıyı kullanarak daha fazlasını arıyorlar. NASA'nın Uzay Tabanlı Öte Gezegen Avlama Teleskobu, TES tarafından belirlenen adaylar üzerinde. Portekiz'deki Porto Üniversitesi'nden astrofizikçi Susana Barros liderliğindeki uluslararası bir ekibi HD207496b'ye getiren de buydu. TES gökyüzünün bir parçasına bakarak öte gezegenleri arar, hassas araçları yıldız ışığındaki çok zayıf düşüşlere ayarlanmıştır. Bu geçişler düzenli bir şekilde gerçekleşirse, gökbilimciler yörüngede dönen bir cismin varlığını kolayca anlayabilir ve periyodunu belirleyebilirler. Yıldızın parlaklığı biliniyorsa, geçişin derinliği yıldız ışığının ne kadar engellendiği, astronomların yörüngedeki cismin yarıçapını hesaplamasına olanak tanır. HARPS başka bir ölçüm algılar. Bir öte gezegen bir yıldızın yörüngesinde dönerken, kendine ait bir yerçekimi kuvveti uygular. Öte gezegen teknik olarak yıldızın etrafında dönmez, bunun yerine, iki gövde, ağırlık merkezi olarak bilinen ortak bir kütle merkezinin yörüngesinde döner. Yıldızlar kendi dünyalarından çok daha büyük kütleli olduklarından, fazla hareket etmezler, bunun yerine, yerinde ufak ufak kıpırdanırlar. HARPS'ın ölçebildiği şey budur. Yıldız bize doğru ve bizden uzaklaştıkça ışığının dalga boyu değişir, yıldız yaklaştıkça daralır ve uzaklaştıkça uzar. Yıldızın ne kadar hareket ettiği öte gezegenin kütlesine bağlıdır, dolayısıyla gökbilimciler bunu da hesaplayabilir. Bir öte gezegenin kütlesini ve yarıçapını öğrendikten sonra, yoğunluğunu hesaplamak için bunları bir araya getirebilirsiniz. Burası gerçekten ilginç hale geliyor, çünkü yoğunluk, öte gezegenin neyden yapıldığını anlamak için kullanılabilir. TES yarıçap vadisine yakın, Dünya'nın 2,25 katı yarıçapa ve HD 207496 adlı turuncu bir cüce yıldızla 6,44 günlük yörüngeye sahip bir öte gezegen aldığında, daha yakından bakmak için HARPS'a gittiler. HARPS verileri, HD 207496b'nin Dünya'nın yaklaşık 6,1 katı, bir kütleye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Öte gezegenin yoğunluğunun santimetreküp başına yaklaşık 3,27 gram olduğu anlamına gelir.
bu dünyanın santimetre küp başına 5,51 gram yoğunluğundan çok daha az yoğun ve HD207496 benim bileşiminin tamamen kayalık olmadığını ima ediyor. Böylece araştırmacılar, dünyanın neyden yapıldığını görmek için modelleme yaptılar. HD207496 benim dünyadan daha düşük bir yoğunluğa sahip olduğunu bulduk ve bu nedenle bileşiminde önemli miktarda su veya gaz olmasını bekliyoruz. Gezegenin iç yapı modellemesinden, gezegenin su açısından zengin bir zarfa, gaz açısından zengin bir zarfa veya her ikisinin karışımına sahip olduğu sonucuna vardık. Buharlaşma modellemesi, dış gezegenin gaz açısından zengin bir hidrojen ve helyum atmosferine sahip olması durumunda, bu durumun geçici olduğunu ortaya koyuyor. Yıldız, dış gezegeni 520 milyon yıl içinde tamamen sıyıracak. Atmosferin çoktan gitmiş olması ve HD207496b'nin şimdiden çıplak bir okyanus dünyası olması da mümkündür. Araştırmacılar gezegenin hem suya hem de bir havaya sahip olmasını ve bu iki modelin arasında olmasını bekliyoruz dediler. Yıldız HD207496, nispeten genç, yaklaşık 520 milyon yaşında. Bu el gerçekten HD207496b'yi bekliyorsa, çıplak bir süper dünyaya dönüşmeden önce, bu öte gezegenlerden birinin gençliğini incelemek için, nadir bir fırsatı temsil ettiği anlamına gelir. Varsa atmosferi karakterize etmeye yönelik takip çalışmaları, bu gizemli dünyanın gerçek doğasını ve nihai kaderini ortaya çıkarmalıdır.